Evet, bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha programımızdayız. Sayın Bulut Akacan bugün konuğumuz, iş insanı ama aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili adayı. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii insanlar sizi yıllardır ekranlarda da görüyorlar, tanıyorlar, biliyorlar. Uzun süre program da yaptınız, programlar yaptınız televizyonlarda ama artık yoksunuz galiba ekranlarda. Bulut Akacan kimdir dersem, yani nerelidir? İzleyenlerimize belki bilmeyenler vardır, belki şey vardır. Kimdir Bulut Akacan? Evet, Bulut Akacan 1983 yılında Bostancı, Yukarı Bostancı, Güzelyurt'ta doğdu. 17 yaşına kadar Güzelyurt'ta ve Bostancı'da yaşadı. 17 yaşından sonra Amerika'ya ekonomi eğitimi almaya gitti. University of Missouri, Kansas City'de ekonomi eğitimi aldı. Sonra 20 yaşında Girne'de inşaat sektörüyle ticaret hayatına atıldı. Evet. Ezi bu. Evet. Sonrasında da Annen baban nerelidirler? annem Ayanli köyünden, Ayanlili'dir. Ayanlili, Baflı'dır. Babam Limasoludur. Siligu köyü vardı Limasol'da. Evet, ben biliyorum Limasol Siligu. tepesinde böyle şey, dağın üzerinde Evet. Rumlarla Türklerin iç içe yaşadığı bir Siligu köyü var. Evet. Oradandır. Neoklisili-Giyodis vardı Evet, eski. Siligiodis'inde Siligiodis. babamın komşusuymuş. Neoklis Siligu'dan. eski Evet. İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. Sonra Şimdi de Avrupa Parlamentosu milletvekilidir. ondan önce de Enerji Bakanı olduydu. Evet. İş dünyasındasınız. Çok genç yaşta girdiniz. Memnun musunuz bu ülkede yaşadığınız için? Yoksa keşke mesela Amerika'da kalsaydım dediğiniz olur mu? Bu ülkede yaşadığım için çok memnunum. Evet. Yürekten söylerim bunu. Amerika'da bulunduğum dönemlerde tabii ki çok güzel koşullar vardı Amerika'da. Evet. İnsana saygı vardı. Kaldırımda yürürken safety'niz, her şey çok çok güzeldi. Evet. Ama ve lakin eksik bir şeyler vardı Serhat Bey. Siz de uzun yıllar yurt dışında Evet. yaşadınız. Bizim ülkenin insanının sevgisi, kaynaşması, doğamız bunların hiçbiri dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Evet. Şimdi biz hep İngiltere, Amerika'ya örnek gösterdik. Ama orada insanlar hep bireysel yaşıyorlar. Biz burada bireysel yaşamıyoruz. Ailelerimizden, arkadaşlarımızdan, komşularımızdan yaşıyoruz. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. Yani bu sevgi eksikliği yok. Bir sevgiyle büyüyen, özellikle bizim nesiller, şimdi Evet. yeni nesiller sevgiyle büyüdü. 1974 öncesi ve 74 esnasında doğan insanlar hep bir mücadeleyle büyüdüler. Ne bir ülke kurma mücadelesi, bir savaş, bir cumhuriyet bozuldu 1963'te. İşte Enosis oldu, bir sürü sonrasında 83'te Kıbrıs KKTC Evet. kuruldu. Bunun gibi hep mücadeleyle geçti insanların hayatı. Sonrasında 83 yılında burada hayatlarına başladıklarında çocuklarına büyük sevgi gösterdi. Evet. Ya biz ezik büyüdük de mi? Ezik de mi? Zorluklar içerisinde büyüdük. Aman çocuklarımız zorluklar içerisinde büyümesin diye bizim jenerasyona çok büyük bir sevgi gösterdiler. Evet. Ve ben şuna inanıyorum. Hep yeni jenerasyonu eleştirirler ya. Ya işte yeni jenerasyon görüyor. Aman Allah'ım ne olacak? Tam tersi. Bugün yeni jenerasyonu görüyor musunuz? Çok duyarlıdır. Duyarlıdır Eskiden ama sessizdiler yeni eskiden. jenerasyon çok bilgisizdir bana O göre. Daha böyle eskiye göre daha bencildir belki. doğru. Ama siz biraz farklı düşünürsünüz galiba bu konuda. Şöyle bir şey. Aslında bencil gibi görünür ama toplumsal olaylara ne kadar duyarlıdır Evet. görüyorsunuz. Bir yanlış bir şey olur. Evet. Hemen Facebook'larda paylaşır. Binlerce beğeniler, binlerce şeyler. Yani toplum artık birçok şeyin farkındadır ve gençler farkındadır. Eskiden şöyle bir şey oldu. 1983'te göçmenlik yaşadığı için bir toplum. Ne oldu? İşte babalarımız çıktı köylerinden, köylerini terk etti. Bazılarının 100 dönüm arazisi, bazılarının hiç malı yoktu. Buraya geldi, bir eşit dağıtım olmadı. Olması da çok düşünülemezdi aslında. Çünkü nasıl tam eşit bir dağılım olsun? Ganimet dönemi yaşandı. Adamcılık dönemi yaşandı. Birilerine yakın olanlar bir şeyleri alabildiler değil mi? Hep bunları yaşadık. Bunlar neyi sağladı? Adalet duygusunun yok olmasını sağladı. Evet. Ülkeye bağlılığı yok olmasını sağladı. Çünkü adamcılığa döndük. Evet. Dediler ki ya buna yakın Serhat İncil'e yakın olursam, Serhat İncil de başbakansa, da ben o partideyim, da muhalefetteydim, işim olurdu eskiden. Doğru mu? Bunlar hep bu ülkeye olan inancı zedeledi. Ama şimdiki nesillerimiz daha fazla ülkelerine sahip çıkmak isterler.
Özellikle benim neslim gerçekten biz yurt dışında Amerika'da okuduğum yıllar o kadar bir ki ben genelde böyle çok açık görüştüm ama o kadar bir milliyetçi ve sahip çıkan ki ülkene yurt dışında evet. yaşadığında. Aman Allah'ım ülkeme laf olmasın. Ben otelde çalışırdım. İlk önce bellboylık yaptım sonra vale parking yaptım. Evet. Her gelen Amerika'ya Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti Kıbrıs'ı anlatırdım. Her gidip gelen insana yani o kadar bir özlemle büyüdük adamıza ki işte benim adam böyledir, on ay güneş var, evet. insanları muhteşemdir, harika bir şehirdir, doğası çok güzeldir. Ben hep o günleri hatırlarım şimdi yani. Acayip her gelene. Evet. Her gelene anladık. Her gelene anladık, sahip çıkardık. İşte bugün inanıyorum ki artık yeni nesiller ülkesinde çok daha fazla sahip çıkıyor. Evet. Neden UBP ya da neden siyaset? Siz başarılı bir iş insanısınız. Dev gibi apartmanlar falan yaparsınız. Yani bunları bırakacaksınız şimdi de siyasete gireceksiniz. Güzel bir soru. Şimdi neden UBP ile başlayayım? Evet. Yoksa neden siyaset? Neden siyasetle başlayayım? Neden siyasetle başlayayım? Şöyle, televizyon programları yaptığım dönemde de iş dünyasında da evet. hep sorgulayan taraf oldum. Hep bu niçin böyle olur? Bürokratik engeller çok fazla. Ne bileyim yapılan bu yasalar yanlış yapılmış gibi gibi çok çok hep sorguladık. Faiz yasası döneminde sorguladık, yapılandırma yasalarını sorguladık. Ne bileyim sosyal sigorta aflarını sorguladık. Birçok şeyi sorguladık. Yapılamayan birçok şeyi sorguladık. Çevre düzenlemesini sorguladık. Şehir planlamayı sorguladık. Sadece sorgulayan tarafta olmak yetmez. Ülkeyi de seversen elini biraz da taşın altına koyman lazım. Evet. Ben ailemle aynı görüşte değildim birçok noktada. Nasıl ki siz isterseniz çocuğunuz avukat olsun ama gider evet. müzisyen olur. Evet. Kabul edeceksiniz ama değil mi? Saygı duymanız lazım onun müzisyen oluşuna. Şimdi benim ailem de aynen sizin gibi düşünür. Ya ne işin var bu kadar çok güzel işlerimiz gider. İyi işler yapıyoruz, iyi gelirler elde ediyoruz. Rahatsız. Neden sen siyasete girmek istedin? Ya içimde kalan bir şey var. Ben insanlarla tokalaşınca çok mutlu olurum. Konuşma yapınca çok mutlu olurum. Televizyona çıkınca çok mutlu olurum. Evet. Bir şeylere, bir insanlara yardım edince çok mutlu olurum. Evet. Sesim iyi olsaydı belki de ses sanatçısı olacaktım. evet. Sesim iyi olmadığı için belki de siyasetçi olurum. Denedim ama böyle olmadı. Orta biraz yani olmadı. Tutulacak seviyede değil. Tutmadı. Dinlenecek gibi değil. Evet. Yani elimi taşın altına koymak için aday oldum diyorsunuz. Evet, elimi taşın. Neden UBP peki? Var mıydı ismide UBP? Neden UBP? Çok uzun yıllardır Ulusal Birlik Partisi'yle ben yakındım. Evet. Daha önceki belediye başkanlığı seçimlerinde hatta belediye başkanlığına girmeyi bile düşünmüştüm Ulusal Birlik Partisi'nden. Ve Hüseyin Özgür Gün başkanlığında bir Ulusal Birlik Partisi'ni özellikle çok beğeniyorum. Evet. Çünkü Hüseyin Özgür Gün başkanımızın duruşu, hareketleri, evet. İnsanları kucaklamasını çok beğeniyorum. Evet. Çok soğukkanlılıkla, herkese evet. eşit bir şekilde yaklaşan, herkesi dinleyen bir genel başkanımız var. Evet. Ve bu partide icraat yapabileceğimi düşünüyorum. Evet. Genel başkanımızın bize izin verip icraat yaptıracağını düşünüyorum. Evet. Bir de bu partinin geçmişi var. Geçmişince çok değerli insanlar bu partiye hizmet etmiştir. Bir cumhuriyet kuruldu, bir ülke kuruldu ve biz bu cumhuriyet, bu ülkenin üzerinde okuduk. Evet. Aldığımız eğitimi. Siz doğdunuz da. Doğduk da, evet. okuduk da. Ve bu aldığımız eğitimle yurt dışında da çok üniversitelere gittik. Yani evet. belli bir özgeçmişi var, bir yapılanması vardır. Ve son 18 aylık dönemi de ben beğeniyorum. Sayın Genel Başkanımızın yönettiği 18 aylık dönemi beğeniyorum. Ve burada fikirlerime, görüşlerime, gençlere, yeni vizyonlara sahip çıkılacağına inanıyorum. Evet. Şimdi başka yeni partiler de kuruldu ama çok diktatör olduklarına inanıyorum bazı partilerin ve özellikle liderlerinin. Ve demokrasinin yerine sanki tek adamlılık gibi bir şey var onlarda. Ama Ulusal Birlik Partisi'nde şu an son dönemlerde çok büyük bir demokrasi var. Bunu da gördük. 18 evet. Kasım'da gördük. 7050 üyenin önüne çıktığı adaylar. Burada da evet. gördük ki bir demokrasi örneği vardır. Mutlaka. Ve birçok düşündüğümü de biz görüşlerim de zaten ekonomi görüşlerim, ekonomi politikalarımla Ulusal Birlik Partisi'ne çok yakın. O yüzden Ulusal Birlik Partisi benim için
en doğru partiydi. Evet. Ve bu ülke için de en doğru parti olduğuna inanıyorum şu an Ulusal evet. Birlik Partisi. İş dünyasında yaşadığınız sıkıntılardan bahsedersiniz. Evet. Aşıldı mı o sıkıntılar? Bir dönemde bu faiz yasası falandı. Çok, şimdi ben çok genç yaşta bu iş dünyasına attım. Yani 20 yaşındaydım ilk evimi satarken. Hatta İngilizlere sattım da. İngiliz de böyle bakardı suratıma. 20 yaşında çocuk ne yapıyorsun gibisin. Hem kendi iş hayatımda sıkıntılar yaşadım. Hem de ülkesel bazda çok sıkıntılar yaşadım. Bugün bir 2007 yılında hatırlarsanız bir Orams davası vardı. Evet. Hatırlayın, bir Orams davası. Çok iyi. Ben İngiltere'de takip ettim. Tabii siz bu konuya çok vakıf olduğunuz için zaten burada bahsetmek istedim. Bu Orams davası ile bir günde Girne'deki müteahhitler %99'u deyim neredeyse iflasa gitti. Bugün çok büyük firmalarımız vardı. Çok değerli abilerimizin başlattığı firmalar vardı. Bugün North Cyprus Properties vardı, hatırlarım o zamanlar. Dev dev girdi insanlar. Evet. Ülkeye yatırımlar geldi. Bir siyasi hamle ile bütün Girne battı. Piyasa tepe taklak oldu. Hatırlayın. Evet. 2004'te altın çağını yaşayan bir Girne, bir siyasi kararla 2007'de çok zor günlere düştük. İşte o zaman Allah'ın işidir ki ben hayatımın en büyük tecrübesini yaşadım. 2003'te şirketimi kurduğumda 2007'ye kadar pembe senaryolarla giden bir şirketim vardı. Devamlı satışlar, fiyatlar artarak gider, harcamalar artarak gider. 70'e sattığımız ev 100 olur, 120 olur, 150 olur. Aman Allah'ım, altın çağ. İstihdamlar, mühendisler 3000 TL maaş alırken 10.000 TL maaş almaya başladı. Arabamız Renault iken son model Mercedes sürmeye başladık. Evde annemiz çamaşırı elde yıkarken çamaşır makinesi kullandı. Evet. Yani örnekler hep böyle. Pembe dönemlere gittik. Bu defa ne oldu? Tam terse döndü. Mercedes'i satmamız gerekti. Çamaşır makinesini bırakıp elde yıkamaya geri dönmeye başladık. Evet, o kadar değil belki ama yani olduğu şunu örnekler böyle. Yani geriye döndük. İleriye gitmek her zaman mutluluk verir. Evet. Ona alıştığınız zaman geriye dönmek mutsuz hissedersiniz. Evet. Yani hep çamaşır elde yıka bir şey değil ama bir defa makinayı geçtikten sonra tekrar geri dönmek çok zor. İşte o gün bir de enflasyon eskiden çok yüksekti, hatırlarsınız. Evet. TL çok değer kaybetti. O dönemde de TL çok güçlü durduydu, hatırlarsınız 2003'ten 2008'e kadar. Evet. O güçlü durduğu dönemlerde TL'nin... Kahveniz geldi bu arada. Çok teşekkür ederiz. Evet. Güçlü durduğu dönemde TL'nin faizleri eskiye göre devam ederdi. Yani TL değer kaybederse yılda %8 ama bankanın faizleri %42 idi. Ve eğer ki o dönem borçlu kalmışsanız, sıkıntı yaşamışsanız bankalarda yok olurdunuz. Bir de mazbatalar çıkardı. Ödemediğin zaman da her ay mazbatan çıkar. Sen o ay mazbatayı öde ama borçtan hiçbir eksiklik yok. Sadece faizin bir kısmını öderdin. Öyle bir hale geldi insanlar ki o dönemde mahvoldulardı. Evet. Yani, şu andaki durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada kahveniz de geldi. Yani bu zarrab davasıdır. Türkiye'de dövizin çok hızlı, resmen çok hızlı bir şekilde yükseliyor olmasıdır. Türkiye'yi pek fazla etkilediğini zannetmiyorum. Türk vatandaşını etkilemiyor da bizi korkunç etkiler. Yani mesela size taksit ödemeye zorlanacak insanlar İnanılmaz olacak. İnanılmaz etkiler bizi. Evet. Ama ben televizyon programları yaptığım dönemde 2008'de program kayıtlarım vardır. Hükümete devamlı çağrı yapardım. O zaman CTP hükümetiydi adım. Sonraki hükümetlere de yaptım. Yani o zaman Birlik Partisi'nin olduğu dönemde de yaptım. Ben hiçbir zaman parmağımın arkasına gizledim. Şöyle bir şey. Normal vatandaşın döviz cinsinden borçlanmasını kesinlikle yasaklamamız lazım. Yıllardır söylüyoruz, hala daha söylüyorum. Yasak Türkiye'dedir, yasaktır. Yasa ile kısıtlıdır Serhat Bey. Türk parası borçlanır. Gelirin neyse, maaş alın, sen devletten örnek veriyorum 4000 TL. Türk parası ile borçlanacaksın. Alacaksan arabada o günde 30.000 euro yaparsa 90.000 TL. Çevirin ne o dakika TL'ye? TL borçlan. Tam ödeyebilirsen 1000 TL örnek veriyorum keseceğin maaşından da ödeyeceksin de hesabın tamamdır. O gün bil hesabını. Ama sen uçuruma atlan. Ne yapın? Euro borçlanın. Ne için? TL faizi %12'dir de euro bu faizi örnek veriyorum %4'tür. Kanmayın ona. Onu söylerdim. Bir günde o eriyebilir. Ve işte o yüzden Türkiye vatandaşı sıkıntı yaşamak, biz sıkıntı yaşarak. Çünkü
Bizde her şey döviz üstünde. Ev kiraları döviz üstünde. Ev taksitleri döviz üstünde. Otomobil okul taksitleri döviz üstünde. Otomobil taksitleri döviz üstünde. Bunlar peki çok gidişatı önemli. Tehlikeli görür müsünüz? Nedir bir ekonomist olarak? Şöyle bir spekülasyon yapmamızın anlamı yok. Spekülasyon yapmadan doğruları söylemek lazım halka. Evet. Popülizm yapmayalım. Doğruları söyledim. Bütçenin ne kadar olduğu çok önemli bir şey. Bütçemiz varsa eğer şu an bir kereye mahsus bir süspansiyon yapmak lazım dövizde. Yani bu değer kaybını. Evet. Türkiye ile de konuşmak lazım. O bütçe yoksa çünkü bizim halkımız çok fazla insan sayımız yoktur. Bir kereye mahsus ne kadar açık varsa onu süspansiyon edelim. Bundan sonra da yasaklayalım ki sıkıntı yaşamasın halkımız. Evet. Çok önemlidir bu. Çünkü şöyle bir şey vardı Sayın Serhat İnce'de. Bu kısa eğer borçlanmamışsan ve diyelim ki okul taksitiydi de döviz çok yukarıya çıktı. Zaten maaşta da otomatik çıkmak zorunda devalüasyon olursa, enflasyon da aynı seviyede yükselirse, bugün diyelim ki asgari ücret 2100 ise yarın 2500 olur. Ama bu kısa vadede olmayacak insanlar... Olmayacak ama o olmayacak, onun için sıkıntı yaşayacak. İşte onun da olması için ne gerekir bilirsiniz? İrade gerekir, para gerekir, iş gerekir. Şu anda öyle bir paramız yok, öyle bir finansımız yok. Nereden pastayı para bulacak? Büyütmemiz lazım. Evet. Pastayı büyütecek. Bu pastada nasıl büyür? Halka anlatmak lazım yani bunu. Korkmamalar lazım. Dış yatırım dünyanın her yerinde. Bugün biz Avrupa Birliği'ne farz edin ki bugün girdik. Ben hep bunu örnek veririm. Halka ki korkmasın. Halk hep korkar dış yatırımcıdan. Aman gidiyor, aman gidiyor falan diyor. Yarın sabah biz girdik Avrupa Birliği'ne. Herkes Avrupa Birliği'ne girmeyi savunmaz. Evet. Savunur değil. Yani daha doğrusu biz referanduma gittik ve fazlalık olarak Avrupa Birliği'ne girelim dedik. O zaman örnek. Evet. O gün girseydik Avrupa Birliği'ne ne olacaktı? Bankalar yurt dışından gelmeyecekti başka bankalar. Yurt dışından büyük firmalar gelmeyecekti bu ülkeye. Kalkınma öyle olur. Pasta payını büyüterek olur. Evet. Ve bu pasta payından inanın herkes bir pay alır. Herkes alır. Ülkenin ekonomisi gelişmişse, yatırımlar varsa, ülkede yeni istihdamlar varsa... O zaman Kıbrıs sorununun çözümünü zorlamamız gerekir gibi bir durum da söz konusu. Yani biraz önce Tolga abiyle dışarıda sohbet edildik. Evet. Eski torbadan. Evet. Çok güzel bir örnek verdi. Dedim abi bu örneği kullanacağım. Biraz sonra kesin Serhat Ayva Kıbrıs sorununa evet. Bir şey soracaktır. Bırakma sormadan. Aynen şu örneği verdi. Metropol süpermarketin yanına gittim dedi ben. Bir bakkalcık açtım. Ve dedim Metropol süpermarketine gel ya biz ortak olalım senin yan. Da karı da bölüşelim. Kabul eder. Kabul eder mi sizce? Etmez. Onun için kabul etmezler bizi yıllardır. Referanduma biz evet dedik onlara da dedi. Montana zirvesinde gene gördük. Gittik en barışçı cumhurbaşkanımızı seçtik değil mi? Evet. Yani en barışçı görüşleri olan işte en yakın en şey... Dediler ki Akıncı bu işi halledecek. Halk inandı. İnandı halk. Tamam dedi Akıncı'yla bu iş olacak. O zaman bizim maddi büyüklerimiz lazım. Kendimizi maddi, manevi, eğitim, hukuksal anlamda geliştirmemiz lazım. Ve göz önünde bir ülke olmamız lazım. Evet. Yani gıpta etmesi lazım bize insanların. Maraş aşmamız lazım. Örnek Maraş aşmamız lazım. Neden? Biraz da dokunalım ya. Ya hiç bizi istemezsiniz ama. Ne hiç istemezsiniz? Biraz dokunalım onlara da. Diyelim ki belediyeler bizim, koruma bizim. Gelin, gelin kardeşim geri alın evlerinizi, otellerinizi. Hatta üstüne başka bir öneri de ben eğer mecliste olursam, olmazsam da sonra Ulusal Birlik Partisi hükümeti eğer iktidarda olursa önereceğimiz şu olacak. Kalkınma Bankası'na da bağlayalım. Roma Kalkınma Bankası'na yardım etsin hadi. Bizim topraklarımızı çünkü orası da öyle değilim. Ve açalım. Maraş'ı da açalım. Bir yeni şey. Nasıl ki ben 1974'te derim Kıbrıs askeri, Türk askeri buraya çıktı ve barış sağlandı. Şimdi de Maraş'ı açalım ve her iki tarafa da barış getirdi bu. Hem Rum tarafına hem Türk tarafına. Şimdi de Maraş'ı açalım. İki tarafın ekonomisine de fayda sağlasın. Sağlayacağına evet. Da inanırım. Evet, çok büyük bir fayda sağlayacak ama kesinlikle. Maraş'ı aşma gibi bir niyet zannedersem yoktur. Yani bu niyet Türkiye'de olması lazım. İkna edelim Türkiye'yi de beraber. İkna edelim. Hep beraber. Yani bazı şeylerin gerçekliğinin payını ben direkt konuşacağım. Hiç popülizm yapmayacağım. Evet. Türkiye'yi de ikna etmeden hiçbir şey olmaz. Birlikte yapacağız. Evet. Türkiye'nin gidişatı sizi rahatsız eder mi? Yani veya herhangi bir endişeniz var mı Türkiye'nin Türkiye'ye karşı şu an bir oyun oynanıyor. %100. Evet. Dirayetli bir duruş var Türkiye'nin şu an. Evet.
Belki biraz fazla son zamanlarda aktifse olmuş olabilir. Ama dirayetli bir duruşu vardır şu an Evet. Türkiye'nin. Özellikle petrol yönünden. Özellikle stratejik olarak işte bir Kürdistan devletinin kurulmasına karşı birçok şeyler. Bu büyük güçleri de rahatsız edebilir. Bu oynanan oyunlar da büyük güçlerin oynadığı oyunlardır bence. Ekonomik yönden çok büyük bir sıkıntıya girer mi? Bunu bilemem ama dirayetli bir ekonomisi var Türkiye'nin farkındasınız. O şekilde saldırırlar, bu şekilde saldırırlar. Döviz çıkar, o olur, bu olur. Ama yine Türkiye'de şu an büyük krizler olduğunu görmüyoruz değil mi? Hala da. Hep bir söylenti var ama Evet. kriz gerçek anlamda bir kriz yok değil. Evet ama her an olma ihtimali var. Bu yıllardır ama. Yani kriz yok Kaç ama yıldır Serhat Bey? sıkıntı Beş büyük. yıldır her an böyle beş, hatta daha da fazla. Evet. Ben hatırlarım gezi olaylarından itibaren ha bugün krize girdi Türkiye, ha yarın krize girdi Türkiye derler. Ha hiçbir şey olduğu yok. Çünkü neden olduğu yok. Bakın onu nasıl söyleyeyim. Türkiye yok olanı var ettiği için krize girmiyor Serhat Bey. Yok olan, Evet. var olan, yok olan nedir? Bir havaalanı yoktu. Onu var etti. Köprüler yoktu. Onu var etti. Büyük ekonomiler yoktu. Onların hepsini var etti Türkiye. Var etti bunları. O yüzden biz ne yapmaya çalışırız? Hep mevcut pastayı halka bölmeye çalışırız. Ama pastayı büyütmeyik, yok olanı var etmeyik, yok olanı var edecek işte ustalık odur. Evet. Ne yönden baktığınızdır olaylara hangi açıdan baktığınızdır olaylara. Evet. Girne'de iş yapmak, Girne'de büyük apartmanlar yapmak, mevcut trafik koşullarında, altyapı koşullarında size çok ciddi sıkıntı yaratmıyor mu? Yani Allah göstermesin yarın apartmanlarımız çoğalırsa Evden ki çıkalım. çoğaltanlardan biri de Birisi de bizi sizsiniz. doğrudur. Ben her gün söylerim yani çok affedersiniz. Girne'de bu apartmanlarda özellikle yazda daha çok doluluk olacak. Tatile gelecek insanlar falan. Her gün sabah büyük abdestini yaparsa bütün Girneliler Girne büyük abdeste gömülecek diye bir tezim var benim. Yani Bu moka batacak anlamında söylerim bunu affedersiniz ama siz ne düşünürsünüz bu konuda bir yatırımcı olarak? Çünkü ciddi bir büyüklükte yatırımınız var. Yani ne olacak? Teze şu şekil katılmam. Eğer biz altyapıyı güçlendirirsek, örnek ülkeler var bizim gibi çok. Bizden en az 10 misli, 20 misli daha kalabalık, hatta daha da fazla. Bunun bir tanesi Monte Carlo'dur. Bir tanesi Nice'dir. Saint-Tropez'dir. Ben gittim orada da böyle kameralarda teker teker çektim ki göstereyim. Bakarsanız eski bir bina var. Yanında bir tane 20 katlı bina var. Her cadde full doludur. Evet. Altyapıyı iyi yaparsan, kanalizasyonunu iyi çözersen, belli yolları trafiğe kapatırsan, üst geçit yollarını yaparsan, motorway'lerini çözersen, Girne'de bir trafik aslında şu an yoktur. Şu an tam iyi planlanmadığı için Girne'de bir trafik vardı Serhat Bey. Evet. Yani şöyle, eskiden bu Jasmine Court yolunu hatırlarsınız. Giderken Jasmine Court yolundan hep trafik vardı. Ta Lemar'a kadar hatta daha aşağı. Üst çevre yolu yapıldı. O yol bir anda rahatladı. Şimdi asıl trafiği yaratan Girne'de Bela Paes ışıklarından başlar ve o tarafa doğru. Onun üzerinden geçmesi planlanan ve zannedersem ihale edilen bir motorway vardır. O motorway olduğunda o yol çözülecek. Bir de loop dediğimiz bizim loop. Ki bu loop nedir? Genişten gelip dara Evet. düşen. Bunları da trafiğe kapatacaksın. Ki bu nerededir? Korona Oteli geçtikten sonra Deniz Plaza'nın oralarda kombosun. O çemberden aşağıyı yaya yolu yapacaksın. Evet. Oralara Gelen dönsün Çatalköy'e doğru gelen çemberden. Çatalkaya doğru dönecek. O aşağıya girme. Belli saatlerde o şeyi açacaksın. Gece yarısı Evet. mesela. Oralarda barlar, caddeler. Hatta üzerini böyle üzüm ağaçla. Benim bir projem vardı. Hep üzüm ağaçlarıyla böyle Asmalarla. asmalarından altında kahve içebileceğin, Evet. barcık olabileceğin, yürüyeceğin, alışveriş yapabileceğin bir doğal bir alışveriş merkezi gibi yaparsan. Evet. Bir de onu loop'u çözersen orada. Bir de diğer otoparkların katlı otoparklar yaparsan. Girne'nin bir anda trafik sorunu çözülür. Nüfusuna göre de diğer ülkelerin ve şehirlerin çok az bir nüfusu var. Ama bunlar benim senin gibi insanların yorumlarıyla çözülecek bir şey değil aslında Serpil. Bu da çok önemli. Ben bunu Müteahhitler Birliği'ne söyledim. Ya bana bırakmayın dedim. Ben ekonomistim.
Bu işi şehir planlamacılar var. Dünyada en iyi yapan şehir planlamacısı kimdir ya? En iyi şehri seçin. En beğendiğimiz şehri. Referandumu halka ne sorarlar biliyor musunuz? Evet veya hayır sorarlar halka. Halka der misiniz? Gelin yasaları düzenleyin. İdam yasası koyalım ya da bir ne bileyim yolda evet adamı... Evet mi hayır mı? Evet hayır der. Evet. Halk sadece bunu yorumlar. Evet. Yoksa herkesin fikri birine göre farklıdır. Bunu uzmanlara yaptıracağız. Bütün Girne'yi, Lefkoşa'yı, Mausa'yı, Güzeyurt'u, İskele'yi, Lefke'yi uzmanlara yaptıracak. Ve bir fiziki planımızı yurt dışındaki tecrübeli uzmanlarla, yurt içinde şehir planlamada çalışan, ülkemizi iyi bilen uzmanları karıştırıp, bilgilerini paylaştırıp, güzel bir şehir planlama, fiziki plan çıkarabileceğimize inanırım. Evet. Ben bu üzerinde çok tez yaptım, çok uğraştım. Mesleğimden dolayı. Müteahhitler Birliği'nde her bulunduğum evet. toplantıda bunu dile getirdim. Mimarlar Mühendisler Odası'nın toplantılarını dile getirdim. Çevre inisiyatiflerinin toplantılarını dile getirdim. Çünkü iyi planlamak lazım. Evet. Küçücük bir adamız var. Yükselelim mi, yayılalım mı? O da başka bir mesele. Evet. Bunlar, evet sorumuz var. Soru var. Şimdi... üniversite kurduydunuz. Evet. İzinleri falan tamam mıydı? Tabii, onun yoksa kurdum. Siz de meclise gideceksiniz? Yok. Önceden kurdum. Üniversitem bitiyor benim. Edremit Çember'in üzerindedir. Çok güzel bir, çok teknolojik, son teknolojide bir üniversite yaptıydık o zaman. Bir Türk malı arazi var orada. 40 dönüme yakın. Orada güzel bir üniversite kurduk. Daha yani kompakt. Girne Amerikan Üniversitesi'ne çok yakın olacak. Çok yakınız. Evet. Çok yakın olacak Selahattin evet. Bey Üniversitesi'ne. Evet. 2 kilometre gibi bir yakın. Evet. Çok kompakt. Bütün izinleriniz alınmıştı. Tamam. YÖDAK'tan kurma iznimi de aldım. Evet. Şimdi biz çok uzun yıllardır yani 3 yıldır bu işin üzerine evet. uğraşıyoruz. Araziyi aldık. Devletten hiçbir lira yardım olmadı. Kendimiz arazi. Turizm okulu mu olacak bu sadece yoksa? Turizm ağırlıklı. Evet. Bir de bizim inşaat sektörü olduğu için mimarlık, mühendislik olacak. Evet. Ne bileyim finans olacak. Şöyle bir şey yapmayı düşündük üniversitemizde. Daha fazla niteliğe eğitim, çok sayıda öğrenci değil de daha az sayıda öğrenci ama bizim şirketlerde ve yurt dışında bağlantı kurduğumuz birçok şirkette özellikle hı hı. Vattel'de. Vattel biliyorsunuz Fransa'nın Harvard'ı sayılır bu yani turizmin Harvard okulu evet. gibi bir şeydir Vattel. Dünyanın her yerinde var. Şöyle burada okuyan bir Kıbrıslı Türk öğrencimiz Vattel aracılığı ile dünyanın dev bir ülkesinde dev bir otelinde diyelim ki Las Vegas'ta veyahut ne bileyim Bangladeş'te veyahut Singapur'da bir otelde manager olabilecek. Buradan aldığı Vattel'de çünkü Vattel Fransa'nın diplomasıdır. Biz burada eğitimini verip Fransız diploması da vermeyi planlıyoruz. Evet. İşte ne zaman başlayacaksınız eğitimi? Allah kısmet ederse Eylül'de inşallah başlarız. 2018 Eylül'de. 18'de başlamayı planlıyoruz. İnşaat bitmek üzeredir. Evet karkasını bitirdik. Hızlı bir süratle inşaatımıza Eylül'e kadar bitirebilmeyi hedefledik. Evet. İnşallah da bitirdik. Evet. Ufak bazı sorunlar yaşadıydınız. Bir ara vatandaş da soruyor. Evet, evet. Şey böyle başka bir iş insanıyla İşin, falan. Doğru doğru. Onlar kapandı mı o meseleler yoksa? Ya şöyle hiç tasvip etmedim hiç. Bazı insanların da yara aldığı bir olaylar oldu. Rastgele böyle. Çıktım sadece bir dolaşmaya ama ve rastgele başınıza hani kaza trafik kazası geçirirsiniz gibi rastgele geçirilen bir şey oldu. Mahkemeye intikal edildi zaten. Mahkemede olay evet. çözüyor. Çok üzücü şeyler. Evet. Onlar da hayatın geride kaldı. Hayatın i̇şte hayatın her tecrübesini yaşadım mesela. Hayatın gerçekleri. Her şeyin tecrübesini. İki yaşadım. Çocuğumuz var. İki çocuğum var. Zaman ayırabilir misiniz çocuklara? Şimdi siyasete çok önem gösteririm. Mesela programa gelmeden önce çocuklarım saat 6'da kalkar. Ben de onlarla birlikte kalkarım. Evet. 6'dan 7.30'a kadar en az 1.5 saat sohbet ederiz, oyun oynarız, yatakta güreş ederiz. Evet. Mutlaka. Birçok şeyler paylaşırız. 2 tane oğlum var. Onlar birbiriyle kavga eder falan filan. Böyle 1.5 saat eşimle, ailemle vakit geçiririm sabah. Evet. Öğlen de ne yaparım? Saat 3.30 gibi çocuklar okuldan çıkar. Onlarından en azından 1 saat bir vakit geçirmek istedim. Sonra onları yatırdıktan sonra tekrar çıkıp şimdi politika olduğu için ve bir seçim sürecine girdiğimiz için çok fazla onu soracağım yani ne yaparsınız şimdi çalışırsınız nerelere gideriz ülke genelidir. Ülke geneli olduğu için birçok yere gidemiyoruz bile. Beni mesela arıyorlar Alayköy'den arıyorlar Zeytinlik'ten arıyorlar
ne bileyim Görneş'ten arıyorlar, Aya'dan arıyorlar. Ya gel bir tanışalım. Tanışamadığım, elini sıkamadığım Kıbrıs'ın %80 insanı var şu an. Evet. Yani bilmediğim, onlara işte sizin aracınızda televizyondan ancak Evet. şu an tanışabiliyoruz. Ama yine İnşallah de gezersiniz yani. gezerim çünkü birçok insanla tanışmak isterim. İnsanı çok severim Evet. ben de çok mutlu olurum böyle. Peki politikanın pisliklerini öğrendiniz mi? Ya da pisliklerini demeyeyim, tinyozluklarını mesela öğrendiniz mi? Yani Çünkü seçimle alakalı daha yani doğrusu. mesela üyeyi gidip görmeniz lazım. Gideceksiniz, içki içeceksiniz, meyhaneye gideceksiniz. Bu tip bizde politik şeyler var, tavırlar var. Şimdi şöyle bir şey olur aslında. Çok ilginç şeyler olur. Mesela beni birileri bir yemeğe davet eder. Giderim oraya. Ertesi gün derler, ya biz o yemeğe gelmedik. Bizi davet etmediler. Bizi yani Evet. böyle sıkıntılar yaşıyorum. Şu an öğreniyorum. Bunlar hep bir tecrübedir aslında. Evet. Eski politikacılarımız bunlar daha iyi bilir benden. Evet. Ama halkımız şunu anlamalı. Artık birebir yemeklerle olacak iş değil. Gerçekten buradan herkese bunu yürekten söylüyorum. Vizyonla, politikasına, insanlığına, inandığınız kişilere oy vermeniz lazım artık. Çünkü genel çapta bir şeydir bu. Bireysel çıkarların ötesinde toplumsal çıkarların öne geçmesi lazım. Evet. Çünkü toplumsal çıkarlar öne geçerse, ülke için bir şeyler olursa herkese otomatik olarak bu yansır. Evet. Yani şöyle güzel bir şey oldu. Gittiğim birçok yerde bireysel olarak çok istekler gelmiyor. Ben çok daha fazla bekledim. Hep eskiden duyardım işte onu isteyecekler, bunu isteyecek millet falan. Öyle değil Gibisi. yani. Öyle değil insanlar daha fazla. Hadi oğlum bakalım ne yapacaksın anlat bize derler. Ne için ne oluyor ne olacak ülke için. Anlattığımda insanların çok hoşuna gitmeye başladı bu şey. Evet. Ve samimi gönülden olmak çok önemli bir şeydir. En Evet. önemli şey. Serhat Bey bunu şöyle, hep söylerim. Çok paranız olabilir. Çok da akıllı olabilirsiniz. Ama seçilmek, insanlardan oy almak bambaşka bir şeydir. Evet. İnsanların kalbine hitap etmezseniz, Evet. insanlar sizlere inanmazsa asla ve asla bunu Oy yapamaz. vermezler. Dünyanın isterseniz en zengin adamı olun. Seçim sistemini Gelin dağıdınız gene seçilemezsiniz. karmaşık bulur musunuz? Onu da anlatalım mı biraz? Çok Evet. önemli bir şeydir ha. Evet. Çünkü inanın biraz önce arabada bile gelirken arkadaşlarım ya nasıl uygulayacaksınız? Benim arkadaşlarım bile bazen tereddüt edebiliyorlar. Ben şunu anlatmak isterim. Mühür vuracaksalar milletvekili sayısının yarısı kadar oy kullanacaklar her bölgede. Tercih Bunu oyu. unutmamasınlar. Tercih oy. Ya da hiç tercih kullanmayabilirler. Mühür vurup kaçabilirler. Hı. Mühür vurdun. Girne'de 10 tane ise 5 tane kullanmak zorundasın. Evet. Lefkoşa'da 16 tane ise 8 tane kullanmak zorundasınız. Mausa'da 13'tür. 6. 6,5 yapar 6 kullanacaksınız. Evet. Kesitler sayılmaz. İskele'de de 2,5 yapar. 2. 2,5 2 kullanmanız Güzelyurt lazım. 2, Lefke 2 1. lefke 1. Yani bu basittir. Arkadaşlar mühürü vurdunuz, açtınız. Herkese benim naçizane tercihim bütün bölgeleri kullansınlar. O haklarından mahrum kalmasınlar. Evet. Seçsinler yani adam Girne'deyse sadece Evet. Girne'yi vurup Çok kaçmasın. ağladık bize bütün Ha ülkeye oy ülkeye verin verin dediğimiz diye. için. Güzelyurt'taysa sadece Güzelyurt'ta oy kullanıp kaçmasın. Gitsin Girne'ye de kullansın. Lefkoşa'ya da kullansın. Evet. Bütün milletvekillerinin seçme hakkını kullansın. Ben bunu çok önemli. Tercihte taşıyor önemli. Tercih kullanacaksa millet. Ki ben mühür isterim Ha, tabii ki karmayı partime. söylersiniz. Karmayı çok isterim. Karma kullanacaksa en az 24 tane. En az iki parti. Evet. Amma ve lakin her bölgede yine en az milletvekili sayısı kadar kullanmaları lazım. Evet. Yani Yok, kullanmayabilir. 24'ü bölebilir. Mesela 16 tane verebilir karmada Lefkoşa'ya emin isterse. misiniz? Yani bakın gördüğünüz biz de Değil. karıştırırız. Bence öyle değil. Bütün bölgelere oy vermek Bütün zorundadır. bölgelere yarısı kadar vermek Her zorundadır. bölgede mi? Evet. Yok, öyle değil. Değil mi? Neyse, öyle değil işte. Bakın budur olay. Onu Bunu bakmanız lazım. lazım, bunu lazım İyice bütün öyle diyeceğim. partiler, bütün partiler. Çünkü biz de karıştırıyoruz. Tabii işte çok önemli. Bunun açılması lazım ama Evet. her bölgenin yarısı kadar kullanman lazım orada da Serhat. Evet. Böyle bir şey Yani var. bunları öğrenelim Ama en mühür de iyi çok şekilde. basit bir şey. Mühür Mühür ve vurdum. tercih çok iyi Yarısı bilirik bunu kadar da. onu yapmak Evet. lazım. Genelde de mühür vurmalarını tabii ben Tercih Ulusal Birlik eder. Partisi olarak diyorum ki önce bir mühür Evet. vurun genel başkanımıza verin sonra kime isterseniz verin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Serhat Bey sağ ben çok olun. teşekkür ederim. Konuk olduğumuz için size başarı Çok diliyoruz. sağ olun. Bütün Çok teşekkür ederim. arkadaşlarımıza aynı şekilde dediğimiz gibi bazı mesajlarımız var. Size selamları var birkaç kişi arkadaşımızın. Evet, çok teşekkür Bunları da belirtelim. Yayın yönetmenlerimiz Örsan ve Bilal'e de sevgilerini iletiyor onlara da. Çok Bütün teşekkür izleyenlere, ederim. Çok sağ sizlere de.
Çok sağ olun zaman çok ayırdığınız için. Ederim, size kolay gelsin. Bu arada şirketten devam edersiniz yoksa devrettiniz? Yok, şirketi anneme, eşime, babama zaten onlar oradaydı. Bizde gerçekten çok kurumsal bir yapı var. Her bölümün müdür, evet, genel müdürleri, koordinatörleri var. Zaten son bir yıldır ben çok az bir şekilde böyle sadece sosyal ilişkiler yapardım şirkette. Evet. Yani şirket tıkır tıkır gider. Gider o bakacağın seçimde koşturur. Koşturur. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin Sayın Akacan'a da, tüm diğer adaylara da. Siyaset son sohbetlerimiz tabii ki 7 Ocak'a kadar devam edecek. Bunu belirtelim bir kez daha. Yarın konuğumuz olacak ama yarın aynı zamanda telefon bağlantılarımızda konuğu alana kadar mutlaka yapacağız. Bunu hatırlatalım. Yarın sabah 07.30 buluşma saatimiz. Bunu da hatırlattık. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.